olan Berat Özdemir Trabzonspor'da büyük bir heyecanla karşılandı. Genç yıldız telleri aşan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır mesajıyla beğeni topladı deniyor. Aynı şekilde Hürriyet 19. sayfada da Berat'a bir yer ayrıldığını görüyoruz değerli izleyenler. Yine Berat Özdemir'in yaptığı açıklamalar, formalı fotoğrafı kullanılarak Trabzonspor'la alakalı haberler verilmiş. Şimdi Enzo Perez'i söylemiştik. Biraz daha detaylarına bakalım isterseniz. Takvimin 13. sayfasında bu transferle ilgili biraz daha detaylı bilgi verildiğini görüyoruz. Kop gel Enzo başlığıyla verilmiş. 2,5 yıllık imza yakın deniyor. Bordo Maviller her konuda anlaşma sağladı Enzo Perez'e. Kulübünle sorunları çözüp Türkiye'ye gel dedi deniyor. Bu arada bu haberin hemen altında bir kutu haberi görüyorsunuz. Vitor Hugo geri dönüyor şeklinde muhtemelen Trabzonspor taraftarını çok mutlu eden bir gelişmedir. Zira takımın en önemli isimlerinden birisi diyebiliriz. Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Vitor Hugo ilk 11'e dönüyor. Brezilyalı stoper bugün Edgar'la birlikte defansın ortasında görev yapacak denmiş değerli izleyenler. Trabzonspor'la ilgili son haberimizi de Yeni Asır gazetesinden aktaralım. 19. sayfaya şöyle bir bakarsak yine maç önü haberi verildiğini görüyoruz. Malum Trabzonspor bugün Süper Lig'e geri dönüyor. Bay geçtiği haftanın ardından. Bordo Mavi'yle ekip Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde saat 19'da formda Antalyaspor'a konuk olacak denmiş. Nasıl bir mücadele olur? Öne çıkan oyuncular kimler olur? Acaba Trabzonspor bay geçtiği haftayı nasıl değerlendirdi? Şimdi bunların hepsini konuşacağız. Peki kimle? Hayri Beşer bugün Skype konuğumuz. Hayri Beşer günaydın. İyi hafta sonları diliyorum. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi. İyi hafta sonları. Çok çok teşekkürler. Hemen Trabzonspor'u konuşarak başlayalım istersen. Bordo Maviller geçen haftayı bay geçmişti. Zira Türkiye Kupası'nda da olmadığını düşünürsek aslında dinlenecek uzun bir süresi oldu Trabzonspor'un. Acaba bu dönemi nasıl geçirdi ve Antalyaspor maçı ile birlikte nasıl bir Trabzonspor bekleyeceğiz, ne dersin? Öncelikle Trabzonspor camiasının futbolu, Trabzonspor'u çok özlediğini belirtmeliyiz. Türkiye Kupası'nda da yer alamayınca Bordo Mavili takım bu geçen ara Bordo Mavililer'i sabırsızlığa itti camiayı. Şimdi maçın favorisinin mutlak anlamda Trabzonspor belirtildiğine dair analizler, değerlendirmeler vardı. Ben de Trabzonspor'u favori görüyorum ama mutlak favori ifadesini biraz iddialı bulduğumu belirteyim. Şimdi iki takıma baktığımız zaman aslında puan cetvelinde de birbirlerine yakın olduklarını görüyoruz. Trabzonspor, Antalyaspor'un 2 puan üzerinde yer alıyor. Ve Trabzonspor oynadığı son 5 maç içerisinde sadece Galatasaray mağlup oldu. 4 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı. 3'te 3 yapmak istiyor. Antalyaspor'a göz attığımız zaman çok yıkıcı Hatay mağlubiyetinden sonra onlar da toparlandılar ve son 3 maçta kaybetmediler, ikisini kazandılar. Dolayısıyla iki formda ekibin mücadelesi gibi gözüküyor. Antalyaspor sahasında iyi puan toplayan bir takım, bunu da vurgulayalım. Buna karşılık da Trabzonspor deplasmanda kaybetmeyen bir takım, bunu da vurgulayalım. Bordo Maviler sadece bir defa dış saha oyunlarında kaybettiler. Bu istatistiklerden hareketle şunu da vurgulamak lazım. İki takım da gol yollarında çok üretken değil. İki takım da rakip fileleri sadece 19 defa havalandırabildi. Trabzonspor'un ofansif aksiyonları biraz daha fazla olmakla birlikte bitirici noktada Antalyaspor'un bir adım önde olduğunu görüyoruz. Şimdi Trabzonspor'u değerlendirirken dikkate almamız gereken hususlardan bir tanesi şu, Bordo Mavili takım iyi bir savunma merkezine sahip. Bu belki de en önemli avantajı. Bu savunma merkezi sayesinde ve Abdullah Hoca'nın getirmiş olduğu takım savunması oyunu sayesinde Trabzonspor 1-0'lık ya da tek farklı galibiyetlerle yoluna devam ediyor ve puan cetvelinde de bu sayede iyi bir yere geldi. Şimdi bazen savunma bir takımın avantajı ya da bir maçın favorisi olmasının
baş şartı olabiliyor. Trabzonspor'la ilgili bu değerlendirmeyi yapabiliriz ilk planda. Vitor Hugo'nun dönüşü şu açıdan da ele alınmalı. Bu oyuncu aynı zamanda Trabzonspor'un en fazla gol atan oyuncularından bir tanesi. Çünkü Bordo Mavili takımda çok fazla skor üreten oyuncu yok. Vitor Hugo da 3 defa rakip fileleri havalandırmış bir isim. Partneri Edgar ise her ne kadar gol katkısı direkt anlamda yoksa da Trabzonspor'un hem defansif anlamda hem ofansif anlamda önemli aktörlerinden bir tanesi. İyi bir avantaj. Şimdi Trabzonspor'da soru işaretleri ne? Onlara da kısaca değinelim. Şimdi Trabzonspor'da performanslar oturmuş değil Ezgi. Bir defa bunu vurgulamamız lazım. Mesela Vakeme Trabzonspor'un taşıyıcı kolonu gibi. Solda oynuyor ama Trabzonspor'un oyun merkezi, oyun aklı, playmaker'ı diyebileceğimiz bir oyuncu. Henüz tam istenilen düzeyde mi? Hayır, henüz tam istenilen düzeyde değil. Ben bunda onun bireysel anlamdaki performans eksikliğinin yanı sıra forvetlerle henüz bir uyum, bir ritim, bir iletişim yakalanmamasının da önemli rol oynadığını düşünüyorum. Afobe olmadı şu ana kadar, olamadığını gördük. Şu anda Abdullah Hoca Canini ile devam ediyor. Onun da Trabzonspor'un aradığı forvet görüntüsünden bir miktar uzak olduğunu görebiliyoruz. Evet, böyle Skype bağlantılarında tabii ki donmalar, sıkıntılar yaşanabiliyor. Şimdi arkadaşlarımız bağlantıyı yeniden sağlamaya çalışıyorlar. Eğer gerçekleşirse Hayri Beşer'e tabii ki Trabzonspor'la ilgili soracağımız başka sorularımız da var. Özellikle transferle ilgili taraftarların çok merak ettiği konular. Şimdi Berat geldi. Acaba Berat takıma nasıl bir katkı verir? Bu merakla beklenen bir konu. Az önce gazetelerde haberleri aktarırken yine transfer gelişmesi olarak Enzo Perez'in gündemde olduğundan bahsetmiştik. Acaba Enzo Perez nasıl bir katkı verir? Bunları tabii ki hafta boyunca konuşacağız, tartışacağız ama en azından bağlantıyı gerçekleştirdiğimiz dakikalarda Antalya Spor maçı öncesi Trabzonspor'un nasıl bir performans sergileyebileceğini, bay haftasından nasıl döneceğini konuşmuş, değerlendirmiş olduk. Dediğim gibi transfer konusunu konuşamadık. Bağlantımız yarıda kaldı. Ancak zaten hafta boyunca tüm programlarımızda bu transfer gelişmelerini de konuşacağız diyelim. Evet, şimdi az önce Fenerbahçe haberlerini aktarırken Ahmet Selim Kula muhabir arkadaşımıza bir bağlantı gerçekleştireceğimizden bahsetmiştik. Zira transferde hareketli günler, hareketli saatler yaşıyor sarı lacivertliler.